Arap Baharı neden Ürdün'e hiç uğramadı? Bu soru bizi Orta Doğu'nun en ilginç ülkelerinden birisini anlamaya götüren ilk soru. Etrafındaki ülkelerde kan gövdeye götürürken 1921 yılında İngilizlerin ne olur ne olmaz diyerek Fransızlara karşı bir tampon ülke olarak tasarladığı Ürdün, istikrar adası olma özelliğini günümüzde de korumaya devam ediyor. Hadi gelin detaylarına biraz bakalım. Şerif Hüseyin ve avanesinin Osmanlı İmparatorluğu'na isyan bayrağı çekmesinin bir ödülü olarak Şerif'in oğlu Emir Abdullah'ın idaresine verilen bugünkü Ürdün toprakları, özellikle Filistin'le iç içe geçen coğrafi yapısı nedeniyle başından beri kritik öneme sahipti. Abdullah'ın kardeşi Emir Faysal 1919 yılında 1. Dünya Savaşı biter bitmez Siyonist lider ve aynı zamanda 1948 yılında İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olacak Chaim Weizmann'la Akabe'de özel bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşme ile Şerif ailesiyle Siyonistlerin teması da başlamış oluyor. 1917'den ve İsrail'in kuruluşuna kadar geçerli olan İngiliz mandası dönemi, Filistin'de Araplarla Yahudiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir dönemdi. Ürdün emiri Abdullah bu süreçte hem yaşanan çatışmaların kendi ülkesine sıçramaması için hem Yahudilerle hem de İngilizlerle hep temas halinde oluyor. İngiltere'nin 1939 yılında yayınladığı Beyaz Belge, Filistin'e Yahudilerin göçünü sınırlıyor ve Filistinlilere ciddi haklar tanıyordu. Arap dünyası Yahudileri savaşarak yok edeceklerine kesin olarak inandıkları için bu belgeyi reddettiler. Emir Abdullah'ın tavrı ise teklifin kabul edilmesi yönündeydi. 1947 yılında Filistin topraklarının Araplarla Yahudiler arasında paylaştırılması konulu tasarının Birleşmiş Milletler'de oylanmasından önce Emir Abdullah, aralarında İsrail'in gelecekteki başbakanlarından olan Golda Meir'in de bulunduğu bir Siyonist heyetle Amman'da bir araya geliyor. Bu görüşmelerde Yahudi devletini tanıyacağını belirten Abdullah, karşılığında bütün Filistin topraklarını Ürdün topraklarına ilhak etmek istediğini söylüyor. Buluşma sonunda anlaşma sağlanamamış olsa da bu görüşme iki tarafın birbirlerine daha da yakınlaşmasına sebep oluyor. 15 Mayıs 1948 yılında İsrail'in kuruluşunun resmen ilan edilmesinden hemen bir gün sonra Arap ülkeleri toplu halde savaş açarken Ürdün ise kendi menfaatinin peşindeydi. Krallığının uzun ömürlü olmasını isteyen Abdullah, İsrail'le sıkı bir işbirliğine girmişti. Diğer Arap liderlerinin aksine Siyonizm karşıtı değildi. O dönemin şartları altında Abdullah'ın bu tavrının ihanet olarak yorumlanmaması imkansızdı. Nitekim öyle de oldu. 1951 yılında bir cuma günü namazını kılmak için Kudüs'e gelen Kral Abdullah, bir Filistinli tarafından vurularak öldürüldü. Katil 21 yaşında bir terziydi. Bu suikast aynı zamanda İsrail'in kuruluşundan bu yana işlenen ilk büyük suikastti. Ürdün devlet yapısını ve Filistin'le olan ilişkilerini temelden değiştiren bu suikasti, 1975 yılında Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz, 1981 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Enver Sedat ve 1995 yılında İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin'in öldürülmesi izliyor. Tüm bu suikastlerin hepsinin temelinde yatan şey, söz konusu liderlerin Kudüs politikası. Evet, olayları daha net anlayabilmemiz için Kral Abdullah suikasti ve Ürdün'ün durumundan başlayarak bu dört önemli dönüm noktasını ve meydana getirdiği etkileri video serimizin devamında teker teker anlatmaya çalışacağız.